Is there any spirit willing to communicate with us? What the f***? Are you scared? I can see you from behind. Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Şu arkamda gördüğünüz yüzlerce kitap, yeni kitabım çıktı. Size bir iki gün önce başıma gelen şeyi anlatacağım ama korkmayın, tamam mı? Onun hemen öncesinde kitabım hakkında bilgi vermek istiyorum. Çok kısa, zaten detaylı bir video çektim. Yukarıya ekliyorum, oraya tıklayarak videoma ve kitabımla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca şu anda bütün online kanallarda satışta. 22'sinde de kitapçılara dağıtıma çıktı. Yani siz bu videoyu izlediğiniz esnada muhtemelen kitapçılarda da olabilir. Yani ne zaman yayınlayacağım bunu bilmiyorum ama. Her neyse arkadaşlar, Tünelden Önceki Beyaz Ev isimli kitabım bir polisiye korku hikayesi. Yurt dışından gelen bir çocuğun hikayesi. İsminden de anlayabileceğiniz gibi olay Beyaz Ev isimli bir evde, bir malikanede geçiyor. Ve bu malikanenin saray gibi bir yer, yani öyle düşün, çok büyük çünkü. İnanılmaz korkunç ve ürkütücü bir sırrı var. İçinde yaşayan çocuk pek çok paranormal olayla karşılaşıyor. Aynı zamanda evin sınırının bulunduğu ormanın içinde de kesik bir kol ve kesik bir parmak bulunuyor arkadaşlar. Sonradan bulunan uzuvların sayısı artıyor. Artı olarak bir de soruşturma başlatılıyor bu konuyla ilgili. Kısaca hikaye bununla ilgili arkadaşlar. Aşağıya linkleri de bırakıyorum, oralardan ulaşabilirsiniz ve aşırı heyecanlıyım. İlk kitabım paranormal hikayelerdi. İkincisi de bu. Bu zaten bir seri olacak. Kitabı okuduğunuz zaman anlarsınız. Ayrıca içinde kimsenin bulamayacağını tahmin ettiğim bir de bilmece var. Bakalım dikkatli okurlardan hangileri fark edecek. Her neyse arkadaşlar, Volkan eve gelmeden önce sizlere bu videoyu hızlıca çekmek istiyorum. Bu video başlıktan da anlayabileceğiniz gibi tabii ki bebeklerle ilgili olacak. Daha önceden de çok soran olmuştu bana. Bebeklerle ilgili bir video çekmeyi düşünmüyordum. Ama geçenlerde, dediğim 1-2 gün önce başıma çok enteresan bir olay geldi. Anlatacağım şimdi size. Bu arada ışığa bir şeyler oluyor. Şu anda gözlerime bir şey oldu. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz ama yanıp yanıp sönüyor şu anda. Evde yalnızım, lütfen bir şey olmasın ya, ne olur. Bak bak, görüyor musunuz? İnanılmaz. Ben arkadaşlar geçen hafta, Instagram'dan takip edenler varsa bilecektir, Bodrum'daydım ve Bodrum'dan gece böyle 12-12.30 gibi falan geldim. Yani 13-11'de indi. Eve gelmem 12-12.30 oldu. Neyse işte oturdum biraz, valizin bir kısmını boşalttım falan. Çok yorgundum tabii ki. Yatağa yattım arkadaşlar. Şöyle, bizim son zamanlarda Volkan biraz daha geç yatıyor. Yani ben erken yatıyorum. O da genelde salonda televizyondan Twitch yayıncılarını falan izliyor. Bazen de orada uyuyakalıyor. Ben normal yatağa yattım. Volkan da içeride böyle takılıyor. Bono'la birlikte yatıyorum ben genelde geceleri erken yattığım zaman. Bono benim yanıma geliyor. Yani Volkan'ın olduğu tarafta yatıyor. Ben böyle duvar tarafındayım. Bono'da da şöyle bir durum oluştu son zamanlarda. Niye olduğunu bilmiyoruz. Yani veteriner de anlamadı. Normalde kediler kendilerini yalayarak temizler, bilirsiniz. Bu arada da devamlı kendini yalama gibi enteresan bir alışkanlık oluşmaya başladı. Zaten kuru mamayla besliyoruz. Hani hiç sabun ya da insanların kullandığı ürünleri vücudunda kullanmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Niye olduğunu tam olarak anlayamadık. Veteriner de biraz daha hadi izleyelim falan dedi. Her neyse arkadaşlar. Bana da şu ışık benim sinirim bozdu. Devamlı yanıp sönüyor. Ben kapatacağım bunu. Neyse, umarım voltajla ilgili bir sorundur. Yani şu anda paranormal bir olay kaldıramayacağım evde. Bana da yanımda yatıyor. Yani daha doğrusu şöyle, benim yüzüm duvara doğru dönük, arkam boş ve Bono arkamda yalanıyor. Yani devamlı böyle bir hareket var. Bir ses duyuyorum. Kendini yalama sesi falan. Bono falan diyorum. Şişt yapma falan dedim böyle bir iki kere. Ondan sonra ama ses kesilmiyor. Bir hareket de var böyle. Ya kendini kaşıyor ya böyle bir enteresan bir ses var. Yani tam olarak anlatamıyorum size burada. Ama bir yalama sesi olduğu da ne bileyim, yani bacağını yaladığı zaman kedi ya da köpek öyle bir ses çıkartır. Burada nasıl anlatacağımı bilemedim şu anda. En sonunda da sinirlendim ben. Bono diye bağırdım böyle. Hani bayağı yüksek çıktı sesim kızdığım için. Ve şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bono salondan koşarak geldi. Ya yani o ayak seslerini koridorda tık 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 duydum geldiğini. Kafamı bir çevirdim. Bono kapının girişinde duruyor. Yatağa baktım. Yatakta hiç kimse yok. Ve böyle o anda şey gibi oldum. Nasıl ya, rüya mıydı bunlar? Hani inanırsınız inanmazsınız size kalmış. Ya da ben böyle biraz yorgundum, ondan mı böyle bir şey hayal ettim diyeceğim. Öyle bir şey olması imkanı yok. Çünkü yatakta birinin demiyor yani, Bono'nun ya da işte o Bono değil, neyse. Onun bir şeyin olduğunun farkındaydım. Biraz önce de söylediğim gibi bir iki kere hatta böyle önden uyardım. Bono dedim, sessiz ol. Şşt yapma falan dedim böyle. Şşt falan deyince, hayır falan deyince kesiyor yani yalamayı ya da kendini kaşımayı. Bono kapının önüne geldi. Ben böyle neye uğradığımı şaşırdım.
arkadaşlar ve şok oldum. Yani yatak tamamen boş. Hiç kimse yoktu arka tarafta, Volkan'ın olduğu tarafta. Artık orada nasıl bir zaman kırılması yaşadık, nasıl bir olay yaşadık inanın bilmiyorum. Bir de son zamanlarda ben işte geçen hafta yokken, Bodrum'dayken her gün sabaha karşı Bono, yani köpeğim, uyanıp havlamış böyle dakikalarca, asla normalde yapmayacağı bir şey ve son zamanlarda acayip hırlıyor evin içinde. Ya Bono bize 2,5 senedir falan bizle beraber herhalde, zaten biliyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşadığımız olmadı daha önce. Çok az, 1-2 kere sadece yataktan kalkıp gece sabaha karşı hırladığı oldu ama bu aralar inanılmaz fazla. Bir de Volkan şöyle bir şey söyledi. Geçen gün eve geldiğinde bebekler düşmüş. Bebekler, benim bebeklerim hepsi yatak odasında beraber duruyor yani. Böyle beraber yatıyoruz geceleri. Hatta çok soruyorsunuz nasıl uyuyorsun falan diye geceleri. Ama ya korkmuyorum ben onlardan çünkü çok lanetli oldukları falan düşünmüyorum. Ama bunların hepsi böyle üst üste gelince benim yatakta yaşadığım olay bir. İkincisi Bono'nun devamlı olarak hırlaması, ağlaması, böyle tıslaması, bir şeye kırr yapması falan, hani neden kaynaklandığını hala anlayamadık. Yine onu veterinere sorduk. Muhtemelen bir şey onu tetikliyordur. Ya biri giriyordur ya hani camdan bir şey geçiyordur falan dedi. Ama bu şekilde davrandığında kalkıp baktık ve hiçbir şey yok. Yani ne cam, zaten gecenin bir yarısı oluyor. 2'de 3'te falan yapıyor bunu. 2'de 3'te kim girecek? Sonuçta bizimki site. Sokakta değil hep, site içinde olduğu için zaten hani görebiliyorsunuz yani, kapıya da çıksanız kimin girdiğini, apartmanda kimin şey yaptığını görebiliyorsunuz. Öyle bir şey de olmadı arkadaşlar. Bir de biz odaları değiştirdik, fark etmişsinizdir belki, ben geçen videolarımdan bazılarında da söyledim bunu. Odaları değiştirdiğimizden beri aslında öbür odada daha huzurlu uyuyorum. Ama bu camın önünde devamlı böyle bir tıkırtılar, bir şeyler, kedi var muhtemelen. Çünkü camın arkasındaki, şimdi gösteririm size de zaten. Hatta şuradan göstereyim yani. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Şu arka tarafta bütün şeyleri parçalamış. Muhtemelen kedi var. Zaten arkadaşlar kedi geldiği zaman kediye hırlıyor bunu. Onu biliyoruz. Yani böyle camı açıp baktığımda kediyle karşı karşıya kalıyorum. Ama bir de ortada hiçbir şey yokken hırladığı zamanlar oluyor. Niye bilmiyorum. Bugün sizlerle bebeklerle ilgili yeni bir şey yapmak istedim. Yani bu olayları üst üste yaşayınca. Yurt dışından arkadaşlar şöyle göstereyim. Daha paketi açmadım. Dowsing Road adı verilen, belki paranormal videolarda, paranormal içerikli videolarda ya da benim kanalıma benzer konseptli içerikleri üreten videolarda, YouTube kanallarında ya da TikTok'ta görmüş olabilirsiniz. Bunlar böyle iki çubuk tutuyorsunuz. Böyle hareket ediyor eğer etrafta bir frekans, bir şey varsa. Onu daha açmadım. Şimdi beraber açacağız. Paket açılımı videosu gibi oldu bu. Tam olarak Türkçesine onu bilmiyorum ama bu çubukları daha çok şey için kullanırlar. Aslında altın aramak için ya da böyle metal aramak için, böyle farklı bir frekans yaydığı için. Yani tam Türkçe karşılığı yok galiba bunun ama ben bir bıçak alıp geleyim. Bebekler nerede diye çok soran oluyordu. Şeyin kafası koptu. Arkadaşlar dayenin. Niye böyle oldu tam onu da anlamadım. Her neyse, umarım bunları kullanmayı beceririm ve inşallah kırık falan, çatlak bir şey yoktur yani. Rezil olmam burada size. Böyle biraz arka planı falan şey çok dikkat edemedim bu videoda. Arkadaşlar Volkan gelmeden çekmek istiyorum videoyu. Çünkü saat geç oldu şu anda. Böyle çubuk kalem gibi. Şimdi gösterince ne demek istediğimi anlayacaksınız muhtemelen. Görmüş olabilirsiniz daha önce. Bayağı da pahalı bir şey. Yani 20 dolar falan verdim şu iki çubuk için. Daha bile yüksek olabilir tam bilmiyorum ama. Türkiye'de zaten satılmıyor. Yurt dışından söyledim. Böyle bir şey bunlar arkadaşlar. Soru soruyorsunuz ve sanırım ki frekansa göre böyle bir hareket şeyi oluyor, mekanizması oluyor galiba. Böyle sabit tutunca gördüğünüz gibi sabitleniyor yani. Çok zaten oynar bir şey değil bu. Neyse bakacağız. Diğerini de açalım. Harry Potter style oldu birazcık. Şimdi çok heyecanlı. Bayağıdır bebişlerimle video çekmiyordum. O yüzden özledim onları. Şimdi Dayan'a birkaç tane soru soracağız. Toz duman oldu etraf. Lütfen sabit dur Dayan ve beni rezil etme, tamam mı annem? İlk defa ahtapot tripod kullanıyorum. Şu anda bir yamuk çekiyor sanki. Dayan'la başlıyorum şu anda arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bu ne ya?
Sana bir sabit diyelim. Önce şunu sormamız gerekiyor arkadaşlar. Evet ve hayır cevabı nasıl yani? Sığışamadım ya. Buna evet cevabının nasıl olduğunu gösterir misin? What's a yes answer? What's a no answer? No answer yok galiba. What is no answer? Okay. Saniye sabit dur. Acaba ben mi hareket ettiriyorum? Hayır. Düz. Şu an düz tutabiliyorum değil mi? Burada bizimle iletişim kurmak isteyen bir hayalet ya da varlık var mı? Türkçe anlamıyor arkadaşlar anladığımda. Is there any spirit willing to communicate with us? What the fuck? Niye gözlerim doldu şu anda korkudan? Neyse arkadaşlar bu arada her zaman kullandığımız... Bir korktum kendime geldim. Geri geldim. Her zaman kullandığımız şu uygulama var diye bunu da açık bırakıyorum şu anda. Sorduğumuz sorulara belki yine cevap falan alabiliriz yani. Ay Allah'ım aklıma mukayyet ol sen. Diane. Is that you? Who are you? Diane sen misin? Cevap yok. Hiç hareket etmiyor şu anda. Okay. Başka birisi mi var burada? Is there someone else here? Tamam, başkası var anladık. İsim alabilir miyim? What is your name? Ege? Bir şey geldi. Şuraya bir şey geldi. Bir dakika. Reason. Değişik bir kelime çıktı. Bir saniye. Tamam. Okey. Ne soralım? Şu anda tırstığım için arkadaşlar bir şey soramıyorum yani. Yaşını soralım. Ya da şöyle soralım. Kızgın mısın değil misin? Onu öğrenelim. Ona göre ben buradan kaçayım ya da kaçmayayım. Bilemedim. Are you angry? Hayır. Çok güzel. Teşekkür ederim. Mutlu musun? Are you happy? Okay. Thank you. Thank you. Ben bunları çok sevdim. What is your name? What is your name diye sorunca yani ismin ne diye soruyorum. Okay, yaşını soralım. How old are you? Kaç yaşındasın? Are you under 20 years old? Olmadım. Bu evet de hatırlayacağınız gibi. Farkındaysanız şu çubuk hareket etmiyor arkadaşlar. Hep bu hareket ediyor. Oğlum ne oldu? What are you doing at night? Geceleri ne yapıyorsun? Sadece evet hayır soruları sorduğumda çubukların hareket etmesi enteresan değil mi? Bak gayet ben normal sabit tutuyorum yani gördüğünüz gibi. Bu arada evening ve enter diye bir şey çıktı kelimelerden. Yani bir yere giriyor, gece nereye giriyor. Are you coming to my bedroom? Okay, hayır cevabı çıktı. Yatak odama giriyor musun diye sordum. Yatak odamda kim var geceleri? Who is in my bedroom? Who is in my bedroom right now? Oradan bir şey gelecek mi? Ona bakıyorum arkadaşlar şu anda. Geceleri yatak odamda kim var diye sordum. Cockroaches! Göstereceğim yani. Bak şu anda göstereceğim size ya. Görebiliyor musunuz? Allah aşkına ya. Hamam böceği. Hamam böceği çıktı ya. Nasıl yani? Hayır. Dünyada en korktuğum şeyin hamam böceği olduğunu beni sıkı takip edenler bilecektir herhalde. Her zaman bana soruyorsunuz ya korkuların ne? Birincisi karanlık, ikincisi hamam böcekleri. Ben oynamıyorum bu oyunu arkadaşlar. Ben kapatıyorum bu videoyu artık. Şunu bir şey diyeceğim. Sol elim titremeye başladı.
Okey, son birkaç soru daha sonra bitiriyorum videoyu. İsterseniz devamını çekebilirim. Bu sefer Dawn'la falan çekebilirim. Diane şu anda bizimle beraber mi? Diane, are you here? Hiçbir şey yok. Dawn. Diğer bebek de burada. Dawn, burada mısın? Dawn. Are you here with us? İki bebek de yok. Başka bir şey var galiba şu anda. Who are you? What's your name? Okay, başka bir şey soralım. Ne soralım? Are you a boy? Tamam, erkek. Are you a girl? İnanılmaz ya! Şu anda, şuraya da bir şey geliyor. Şu anda sesi duyuyorsunuzdur muhtemelen. Bayağı yükseldi frekanslar. Come on, hadi! Ver bize aradığımız şeyi. Bekliyorum. Şu anda tamamen kıpkırmızı oldu ekran. Hangi kelime çıkacak çok merak ediyorum. Çünkü bir sürü soru sorduk arkaya. Go! Go ne ya? Go ne ya? İnanmıyorsanız göstermek istiyorum şu anda ama... Git diyor. Ben kapatıyorum videoyu şu anda. Gerçekten tırstım ya. Gidip yemek falan yapacağım Volkan için. Son aldığım kelimeleri de göstereyim size. Kapattım. Kapattım yani. Are you a good spirit? İyi bir varlık mısın diye sordum. Bunlar son sorularım arkadaşlar. Sabit durdu şu an. En azından kötü bir şey olmadığını anladık. Şu anda korktum ve ne soracağımı bilemedim yani. Evde de yalnız olduğumu burada 85. kez dile getirmek istedim nedense. Ne sorsam ya? Hiç çalışmadım ki önceden. Tamamen random yapıyorum bunu yani. Are you scared? Biraz mı korkuyor acaba? Anlamadım. Çok az hareket etti çünkü. Neyse diyelim. Korkuyor musun? Bu ne demek? Nasıl bir cevap aldım ben şimdi? Are you scared? Korkmuyorsun. Beni korkutmak mı istiyorsun? Do you want to scare me? Thank you. Beni de korkutmak istemiyor. What do you want to do? Ne yapmak istiyorsun? Maalesef cevap yok. Çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Bu videoyu beğeneceğinize eminim. Neyse ben gidiyorum. Nasıl bitireceğimi bilemedim. Kendinize iyi bakın. Çok seviliyorsunuz. Unutmayın.